Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Şimdi sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Videonun başlığından da anlamış olduğunuz üzere 31 Ekim 2020'de Dünya Lepses Yarışması son ayağı mı etabı mı yok, o rally yarışlar içinde de son yarışması diyelim. Dünya yarışmasının son yarışması Türkiye'de yapılacak 31 Ekim'de. Yeri daha şu anda belli değil. Zaten yeri gene belirli olunca sizlerle paylaşırım bilgileri. Hatırlarsanız 2019 yılında, hemen şöyle kupamızı da gösterelim, Türkiye yarışması yapılmıştı. İstanbul'da gene. Ve orada ikinci olmuştum. Galaxy Metal Red Lace Snake Skin'lerle Türkiye Lepses Derneği 2019 Türkiye Şampiyonası Dragle ikincisi. Hemen balıklarımızı da şuradan gösterelim. Ve sağ olsun Tahsin abiye de buradan teşekkür ederim. Onun bana kazandırdığı bir türdü. Kendisinin Almanya'dan getirdiği bir tür. Bu türle ikinci olduk. Bakalım dünya şampiyonasına tabii ki katılacağız gene. Ama şu anda hangi türle katılacağımı açıkçası bilmiyorum. Zaman yaklaşsın, ona göre bir plan yaparız. Zaten oraya da yetiştirmek üzere biliyorsunuz kafes sistemine geçmeye başladım. Her gün ikişer tane falan kafes yaparaktan lepseslerimizi kafesin içine alıp bol miktarda yavru almaya çalışacağız. Hemen şöyle göstereyim. Daha lepseslerde bu kadar bolluğu görmedim ama kılıçlar acayip şekilde coştu. Şöyle yerlerde görebiliyorsunuz herhalde, bol miktarda yavru var. Aynı şekilde lepseslerde büyük ihtimalle yavaş yavaş akvaryumları dolduracaktır. Neyse, konumuza geri dönelim. Bu dünya şampiyonasına katılmak için tek yapmanız gereken Türkiye Lepses Derneği'ne üye olmak. Onun için de Cem abiye ulaşabilirsiniz. Ben onun iletişim bilgilerini şu anda videonun altına, açıklama bölümüne paylaşırım sizlerle. Derneğe üye olduğunuz sürece yarışmaya katılabilirsiniz. Zaten detayları Cem abi sizle paylaşır. Uzun yıllardır aktif olan bir Lepses Derneği ama Lepses'le alakalı olan insanlar biliyor bunu. Buradan ben bu video aracıyla da Lepses Derneği'nin biraz daha aktif hale gelmesini, yani sizler tarafından bilinip tanınmasını sağlamak istiyorum. Lepses Derneği'nin de bir sayfası var zaten, Facebook grubuyla Facebook sayfası var. Onları da videonun altına, açıklama bölümüne bırakırım. Oralardan gerekli iletişim bilgilerine de ulaşabilirsiniz. Canlı doğuran deyince zaten birçok kimsenin aklına Lepses giriyor tabii ki. Tabii bunun kılıcı var, platısı var, molisi de var. Ben de hobi anneme onlardan yavaş yavaş eklemeye başladım. Onların da güzelliklerini sizlere göstermeye çalışacağım ama dediğim gibi canlı doğuran deyince ilk insanın aklına Lepses geliyor. Onun da çok güzel değişik türleri var. Burada Red Dragon'larımızı görüyorsunuz. Artık kafesin içinde olduğu için balıklar biraz görüntü eskisi kadar net değil. Kafesin arkasında artık balıklarımızı görebildiğimiz kadar izliyoruz. Ama bunun yanında yavru anlamında bayağı bollaştığı için bu dış bölümü zaten yavrulara ayırdım biliyorsunuz. Her türün yavrusunu böyle bol miktarda yavrular akvaryumlarda izleyebileceğiz. Hatta şu kafes işini bitirdikten sonra yavaş yavaş boylandırma işlemlerine de başlayacağım. Büyük olanları ayrı bir akvaryuma alacağım. Şöyle bol bol yavru olan akvaryumları göstereyim sizlere. Burada gene 2019'da ikinci oldum. Galaxy Red Metal Snake Skin'lerin yavruları var. Küçük küçük bir sürü yavru. Burada Lepsesçilerin en çok sevdiği türlerden biri olan Red Tail yavruları var. Kulakları da çıkmaya başladı zaten. Kendilerini göstermeye başladılar. Burada da Moskov Fire Tail yavruları var. Onların büyüklerini bir göstereyim ben size. Büyüklerin hem erkekleri çok güzel, hem de dişilerinin acayip bir görseli var. Büyük erkeklerimiz şurada. Moskov Blue'ya benziyor vücudu ama kuyrukları kırmızı. Bunların dişileri şimdi içeride, kafesin içinde.
Oradan göstermeye çalışayım sizlere. Tamam, şöyle kafesin içinden netleyebilecek miyiz? Üst yüzgeçleri uzun uzun arkadaşlar bunların. Kafesin içinden çok net bir şey görünmedi şu anda. Neyse, dışarıdaki şu dişimiz, evet şu dişi de görüldü, belli oldu. Böyle her türlü de kafesin içine alaraktan şurada görüntü çok güzel. Albino furjetlerde bayağı çok yavru var. Şu taraftan gösterirsem daha net göreceksiniz. Albino furjetler çok yavru yiyen bir tür. Albino genlerinden dolayı. Ama kafesin içine girdiler mi, doğum anından sonra yavrular kafesin dışına çıktığı sürece kimse hiçbir şey yapamıyor onlara. Gene nadir olan bir türlerden göstermeye çalışayım size. Bu biraz Lepsis vlog gibi oldu ama konumuz da zaten tam olarak Lepsis zaten. Panda Lepsisler. Hem yan yüzgeçleri büyük, fil kulak, hem de renkleri gerçekten pandaya benziyor. Fakat entler türü olduğu için kuyrukları küçük. Öyle big dorsallar falan yok balıkta. Hatta bak, şu anda videoyu çekerken aklıma geldi. Bu panda lepsisle panda çöpçüleri aslında bir araya getirebilirim. Neden şimdiye kadar aklıma gelmedi bilmiyorum ama şu anda videoyu çekerken aklıma geldi. Panda çöpçülerle panda lepsisler aynı yerde olması güzel olur. Şimdi buradaki lepsisler zaten içeriye gidecek. Buradaki rafyalar da kalkacak. Aynı şekilde böyle zaten hepsi sadece lepsis yavrularıyla dolu olacak. Buraya panda yavrularını atayım ben. Panda çöpçülerle birlikte takılsınlar. Gayet güzel bir görüntü olur. Onun dışında yarışmayla ilgili bahsettiğim gibi zaten iletişim bilgilerinden ulaşaraktan derneğe kayıt olabilirsiniz ve ben zaten zaman yaklaştıkça ve yer belli oldukça tekrardan bilgilendirme videolarını çekeceğim. Geçen sene biliyorsunuz yarışmaya hazırlık aşamasında katıldım. Akvaryumları hep birlikte yaptık, taşıdık. Ben hani kuş camiasından da belki biraz bilenler bilir. Bu şekilde işin arka tarafında mı derler, mutfağında mı derler, olmayı çok seviyorum. Büyük ihtimalle dünya yarışmasına da gene gider yardımcı olurum dernekteki arkadaşlara. Burada da red tail yavrularımız var. Yavaş yavaş kulakları çıkmaya başladı. Red tailler çok küçükken kulakları olmuyor. Bu boylarda kulakları çıkmaya başlıyor. Kıpır kıpır balıkları görüyorsunuz. Burada da elektrik blue'larımız var. Bunlar çok hoşuma giden bir tür. Hem renk tonları hem kuyruk yapıları falan gerçekten efsane. Elektrik blue'larımızı da içeride ayrı bir üretim bölümüne alacağız tabii ki. Yarışmayla ilgili bahsedebileceklerim bu kadar şimdilik. 31 Ekim'de olduğunu sadece sizlere açıklayabiliyorum. Yeri dediğim gibi şu anda belli değil. Onlar da belli olduktan sonra sizlere zaten tekrardan bir video çekerekten bilgilendiririm. Burada da bir red tail'lerimiz var. Yarışmaya katılmak isteyen veya en azından yakınlarda olup bu hobiye gönül vermiş arkadaşları, dediğim gibi yer belli olunca yakında bir yerdeyseniz seve seve ağırlamaktan mutluluk duyarız sizlere. Hem tanışmış oluruz. Yani hem geçen sene Lepsis Derneği yarışmasında hem bu sene İzmir'deki pet fuarda gerçekten oraya gitmenin en büyük avantajı gerek beni tanıyan ama benim onu tanımadığım, gerekse benim tanıdığım ve sosyal medyada sürekli görüştüğümüz kişilerle yüz yüze görüşmüş oluyoruz. Bu daha bir güzellik oluyor bu işin için. Bu hobiye gönül verip birlikte aynı hobiye kafa yorduğumuz insanlarla görüşüp, tanışıp, yüz yüze sohbet etmenin keyfi gerçekten ayrı oluyor. Dediğim gibi sosyal medyadan bir şekilde iletişim kuruyoruz biz onlarla, arkadaşlarla, ama yüz yüze geldiğim zaman daha keyifli, sanki 40 yıllık arkadaş gibi sohbet, muhabbet ediyoruz. Keyifli, güzel oluyor. Bugünkü böyle bir bilgilendirme videosu oldu arkadaşlar. Lepsis
yarışmasının, dünya yarışmasının son yarışması 31 Ekim'de Türkiye'de İstanbul'da olacak. Detayları gene ben size bilgilendirmeye devam edeceğim. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.